Yaklaşık bir su bardağı kadar kısırlık bulguru bildiğiniz sıcak suyla ıslatıyorsunuz. Suyunu çekene kadar yaklaşık 1 saat belki 2 saat bekletiyorsunuz ve kullanıma hazır hale geliyor. Bir tava alarak başlıyorum. Onun altı ısınsın. Ben hemen açacağım altını. Soğanlarımı doğrayacağım. Yaklaşık 3-4 tane taze soğanım var. Öncelikle soğanlarımızı koyduk. Şöyle hafif bir çevirelim. İçine birazcık tuz. Buna tereyağı da çok yakışıyor. Şöyle birazcık. Hemen içine somonları atacağız. Çok çabuk pişecek zaten. Yine biraz tuz koyalım. Hafif karabiber. Çok azıcık böyle acılık versin diye pul biber koydum. Ben bu aşamada direkt içine yine o baharatlar gelsin diye biberiye koyacağım. Burada közlenmiş kırmızı biberlerim var. Bunları şöyle iri küpler halinde doğrayacağız. Bütün bulguru içine koyuyorum. Önce bulgurumuzu iyice lezzetlendirmemiz gerekiyor. Şu an oldukça yavan. Şöyle tuz koyuyorum içine. Biraz da karabiber koyacağım. Biraz daha tuz koyalım hatta. Yaklaşık şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar biber salçası. Tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağını çok fazla eklemenize gerek yok. Çünkü nasılsa bu da yağlı olacak. Zaten somon kendisi de yağlı bir balık. Birazcık nar ekşisi. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Bunu güzelce elimle yoğuracağım. Evet, bu hazır. Birkaç dakika içinde bunlar hazır olacak. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar. Şimdi kırmızı köz biberleri ekledim. Somonlarım harika pişti. Kokuların hepsi birbirine karıştı. Altını kapatacağım. Aynen olduğu gibi bütün sosuyla bulgurun içine karıştırıyorum. İyice karıştırıyorsunuz. Karıştırırken dikkat edin. Hani somon zaten çok hassas. Pişince de çok çabuk dağılır. O yüzden onları mümkün olduğunca bölmeyelim. Hemen servis tabağımı alıyorum. Üzerine şöyle birazcık maydanozla renk verelim. Evet, kırmızılar, yeşiller hepsi bir arada.